Değerli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli meslektaşlarım var karşımda. Yayın kurulumuzun yıl dönümünü kutluyoruz çünkü. Ve yayın kurulumuz geçen sene bu zamanlarda yayına başlamıştı. Siz de zevkle takip ediyorsunuz zaten dergilerimizi. Bu dergilerimiz nasıl bir süreçten geçiyor? Arka planında ne gibi çalışmalar var? Bunları takip edeceğiz. Tabii bir yandan da başka bir oluşumumuzun daha sosyal medyamızın bir yandan da yeni yılını, yıl dönümünü kutlamıştık. Onun için de sizden en önemli ricamız lütfen sosyal medyamızı, YouTube kanalımızı yakından takip etmeniz. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. O zaman Ahmet Bey ile başlayalım. Sayın Ahmet Köse, yayın kurulumuz yıl dönümünü kutluyor bu sene. Mayıs ayı içinde. Siz biraz bize bu oluşumdan bahseder misiniz? Neler başladı en baştan beri? Tabii geçen sene başlamadı bu. Geçen sene başlamamasına rağmen yıllar 1979 demiştiniz sanırım. O yıllardan beri önemli bir faaliyet olarak sürdürüyor aslında. Geçen sene sadece bir başlangıç, yeni bir başlangıç yapılmıştı. Evet, Biraz bu hocam. süreçten bize bahseder misiniz? Tabii ki Deniz hocam. Biz esasında yayın kurulunu son bir yıldır yürütüyoruz. Baktığımız zaman Meteoroloji Mühendisler Odası kurulduğundan bu yana esasında belli aralıklarla odamız dergi ve bülten çıkartmış. İlk baktığımız zaman 1979 yılında başlamış bu faaliyetler. O zamanki oda yöneticilerimiz, ablalarımız, abilerimiz basılı olarak, o zaman tabii teknoloji, internet bu kadar yaygın değildi. Basılı e-bülten çıkartmaya başlamışlar ve 1979'da başlayan süreç 94'e kadar 14 sayı olarak devam etmiş. Sonrasında bir kesinti olmuş, kesintiye uğramış bu süreç. 95'te yeniden bu defa Meteoroloji Mühendisi adıyla bir dergi çıkartmaya başlamışız ki bu dergilerden birkaçını ben okumuştum, anımsıyorum. Sonrasında bu dergi de 2005 yılına kadar bazı yıllarda bir, bazı yıllarda üç defa olmak üzere çıkmış. Ancak biliyorsunuz basılı mecrada ciddi maliyet var. Bunun dağıtılması var. Bunlar ciddi maliyet olduğu için ciddi imkansızlıklar dahilinde oda yöneticilerimiz bunu yürütmeye çalışmışlar. Ve 2005 yılında bu gayret ekonomik koşullar sebebiyle ara sekteye uğramış. Ve 2005'ten 2016'ya kadar bir ara verilmiş. Mola gibi düşünebiliriz bunu. Sonrasında oda yönetiminde olan Faruk Sanlı arkadaşımız 2016 Nisan ayında e-bülteni çıkartmaya başlamış. Biz birkaç sayı çıkarttıktan sonra bunu ben fark ettim. Okumaya başladık. Faruk yardım edebilir miyim dedim. Çünkü benim de bir gazete geçmişim vardı. Faruk'a yardım etmeye başladık. Faruk'la birlikte yaklaşık 2019 Ocak ayına kadar yaklaşık 34 sayı çıkarttık. Ama bunlar hep kişisel ilişkilerle yürüyen süreçler. Sonrasında bu tekrardan sekteye uğradı. Bir yıl önce sizlerin de aranızda bulduğu, çoğunluk buradaki arkadaşlarımızın içinde bulduğu Bursa'da bir kıvılcım atıldı. Feryal Hanım'ın bir organizatörlüğünde bir kıvılcım atıldı. Orada ya biz oda yönetimine yardımcı olalım falan derken kurullar, komisyonlar kuruldu. Ve o tarihte biz yayın kurulu olarak oda yönetiminden aldığımız yetkiyle tam bir yıl öncesinde bu işe başladık ve dedik ki biz artık bundan sonrasında amatör ruhla, şevkle ve bütün buradaki arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Hakikaten amatör ruh ve şevkle biz bu işe başladık. Yaklaşık 10 arkadaşımızla bir yıldır bu süreci devam ettiriyoruz. Ve e-bültenimizin de bir ismi olsun istedik. Bundan sonrasında da bizim getirdiğimiz noktadan yeni meslektaşlarımız, öğrenci kardeşlerimiz bunu daha ileri taşısınlar istedik ve ismine de iklim koyduk ve iklim birinci yılını kutluyor. Deniz Hocam. Ahmet Bey, hepinizin emeklerine sağlık. Gerçekten arkada büyük bir emek var. Yani bunun sadece hazırlanması, yazıların yazılıp konulması değil, arkada sizin yaptığınız o grafik çalışmaları, hepsinin editlenmesi, bütün yazıların tekrardan okunup düzenlenmesi, bunlar tabii çok büyük çalışmalar ve tabii konu konu da ayırıyorsunuz dergide. Yani bilimsel çalışmalar, çocuklara yönelik ve işte gençlere yönelik pek çok derginin içinde içerikte düşünülmüş ve çok emek sarf edilmiş bir yan da var. Ben biraz bu açıdan devam etmek istiyorum. Derginin bölümleri açısından.
Ahmet Bey çok teşekkürler. Arkada büyük bir emek var gerçekten sizin de anlattığınız gibi. Ve son bir yıldır da çok büyük bir çaba da sarf ediliyor ve vakit de harcanıyor bunun için. Çok daha iyi olması ve çok daha fazla insana ulaşması açısından. Tabii burada biz biraz sosyal medyanın imkanlarından da faydalanıyoruz. Artık basılmıyor dergilerimiz. Sosyal medya aracılığıyla yayınlanıyor. Buradan da birazcık aslında daha fazla insana ulaşması sağlanabiliyor. O yüzden lütfen sosyal medya hesaplarımızı da yakından takip ediniz. O zaman biraz Ayşegül Hanım'la devam edelim. Ayşegül Akıncı Yüksel, lütfen siz biraz anlatır mısınız bize? Neler yapılıyor arka planda? Sizin için, siz hangi bölümdesiniz? Aslında hepimizin ortak çabası ve çalışmasıyla oluşan bir bülten, e-bülten. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi Deniz, bazı başlıklar var. Bunları da biz kendi içimizde tasnif ettik. Okuyucularımızın ilgisini çekecek bir sıralamaya tabi tuttuk bunu. Örneğin ilk başlık güncel haberler diye sıraladık. Hani yayınlandığı ayın öncesinde meydana gelen kamuoyunun ve meslek alanımızın ilgisini çeken, ön planda olan haberleri derliyoruz. Bunun için ekipteki, kuruldaki bütün arkadaşlarımız algıda seçici. Öncelikle havuzda bu haberlerin linklerini biriktiriyoruz. Bunlar yabancı haber kanallarının tercümesi şeklinde de oluyor. Ulusal basını takip ediyoruz. İnternet gazetelerini takip ediyoruz. Bilim ve teknoloji alanında yayın yapan dergileri ve gazeteleri takip ediyoruz. Televizyonları takip ediyoruz. Hani neredeyse gözümüz, kulağımız bütün ay boyunca açık oluyor. Gerek meslek alanımız, gerek meslektaşlarımızla ilgili ve meteoroloji bilimiyle teması olan diğer disiplinlerin haberlerini bir havuzda topluyoruz. Bunu kendi aramızda değerlendirip hani bazıları örneğin gündemden düşüyor. O anda haber geldiği anda örneğin bir ay öncesi meydana gelen bir olay, daha sonra daha güncellenmiş bir haberle artık geçersiz hale gelmiş oluyor. Bunları biz kendi aramızda değerlendirip seçiyoruz. Daha sonra bunların sıralamasını yapıyoruz. Bunun e-bültende yer alma şekline de yine ortak karar veriyoruz. Hani oradaki metinde ya da var olan görseli de kendimiz belirliyoruz. Tabii ben bu röportaj aracılığıyla şu konuda da duyuruda bulunmak istiyorum. E-bültenimizi takip eden okuyucularımız ve tabii ki meslektaşlarımız açısından. Eğer bu söz ettiğim çerçevede bizim gözümüzden kaçan ya da kaçma ihtimali olan daha az kıyıda köşede kalmış ama önemli bir habere rastlarlarsa şu anda çok rahat da haberleşebiliyoruz. Az sonra arkadaşlarımızla hem mail adreslerimizi hem de meslektaşlarımızla birlikte olduğumuz geniş WhatsApp gruplarımızda hani yayın kurulunun dikkatine diye atarlarsa bunu değerlendireceğimizi de belirtmek istiyorum. Güncel haberlerin oluşumunu böylece özetlemiş olayım. Ayşegül Hanım, aslında okuyucunun pek de farkına varmayacağı ayrıntılardan bahsettiniz. Haberler sürekli olarak güncelleniyor ve güncel haberlerin verilmesi öncelik kazanıyor tabii burada ve bu da büyük bir çaba gerektiriyor aslında bir yanda. Ve tabii çevirilerin yapılması, haberlerin toplanması başka gazetelerden çok büyük bir emek var arkada. Ellerinize sağlık, teşekkür ediyoruz. Barış Bey, sizinle devam edelim mi? Değerli Barış Özgün, siz biraz bahseder misiniz yaptığınız çalışmalardan? Tabii Deniz Hocam, bahsedeyim. Ben biraz daha olayın kamu tarafındayım. Yani meslektaşlarımızın ana temel olarak çalıştığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ya da enerji sektörünün yansıması olan kurumlar, uluslararası alandaki paydaşlarımız olan ECMF, Dünya Meteoroloji Örgütü ya da UMETSAT gibi kurumların
O ay içerisindeki raporları, yayınladığı çalışmaları ya da yaptığı önemli faaliyetleri derliyoruz. Bunları yine az önce Ayşegül Hanım'ın söylediği gibi bilgi havuzumuzun içerisine biriktiriyoruz ve o ay içerisinde önem sırasına göre e-bültenimizde yayınlanmasını sağlıyoruz. Özellikle meslektaşlarımızın farklı kamu kurumlarında ya da yurt dışı paydaşlarımızda meydana gelen gelişmeleri takip edebilmesi için faydalı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü süreç içerisinde fark ettiğimiz, mesela Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde çalışan meslektaşlarımızın işte Boğaziçi Kandilli Rasathanesi'ndeki çalışmalardan ya da Devlet Su İşleri'ndeki meslektaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeki geliştirilen ürünler, hizmetler ya da meydana gelen, yayınlanan raporlar hakkında bazen bilgi eksikliği olabiliyor. Bunların biraz daha yaygın bir şekilde meslektaşlarımıza duyurulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Barış Bey, gerçekten büyük emek var sizin anlattıklarınızın arkasında da, ki bu belki de okuyucular tarafından fark edilmemiş bir durum olabilir. Meslek işi dayanışma ve meslek içi haberleşme de burada önem kazanıyor anladığım kadarıyla. Ve tabii sadece meslek içi değil, bizim yurt dışındaki meslektaşlarımızın neler yaptığından da haberdar ediyorsunuz bizleri. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeğinize sağlık. Feryal Bişkici, Sayın Feryal Bişkici, sizinle devam edelim mi sevgili Feryal Hanım? Tabii ki Deniz Hanım. Ben de şöyle anlatayım. Odamızın kurul ve komisyonlardan ibaret, biliyoruz hepimiz bunu. Bizim ihtisas kurumunun alt komisyonlarından, yani teknik komisyonlardan gelen teknik yazılar veya makaleler oluyor. Onları ben yayın kurulumuza iletiyorum. Belli bir formatta bu hazırlanıyor. Bazen kişisel olarak da gönderebiliyorlar veya komisyon olarak da gönderebiliyorlar. Buradan ben şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bizim meslektaşlarımızdan veya da e-bültenimizde yer almasını istedikleri yazı, teknik yazılar olabilir, teknik makaleler olabilir. Bu makaleleri de bizim belli bir formatımıza göre, oluşturmuş olduğumuz formata göre hazırlayıp bize gönderebilir. Bu arada panellerden özetler geliyor. Yapmış olduğumuz bazı panellerin özetlerini de bize göndermiş oluyorlar. Onları da ben yayın kuruluna yayınlanmak üzere gönderiyorum. Benim görevlerim bundan ibaret. Feryal Hanım, çok teşekkürler. Ellerinize, emeğinize sağlık sizin de. Gerçekten de bu komisyonların yaptığı bu seminerler oluyor, paneller oluyor, bunların hepsi ve ayrıca da bir sadece seminer, paneller değil, bunların yanı sıra arka planda yapılan bazı çalışmalar da var. Bu çalışmaların hepsinin raporlanması ve bunların yayın olarak hazırlanması da büyük bir emek istiyor gerçekten de. Ve sizin de söylediğiniz gibi aslında destek de olabilirler değerli meslektaşlarımız isterlerse, değil mi? Anladığım tabii kadarıyla size bu konuda destek olurlarsa hatta faydalı bile olabilir. Peki Ercüment Bey, sizinle devam edelim mi? Tabii ki Deniz Hocam. Teşekkür ederim. Deniz Hocam, ben e-bültende kariyer kısmıyla ilgileniyorum. Bu e-bülten oluştururken, ilk başta neler yapabiliriz konuşurken, artık Türkiye'de meteoroloji, atmosfer bilimleri alanında ciddi bir dinamik olduğunu söyleyebiliriz. Sadece iş alanı değil, hani var olan, hali hazırda çalışan meteoroloji mühendislerinin de kariyerlerini farklı alanlarda nasıl geliştirebilir düşünürken buna biraz kafa yorduk. Bu anlamda sadece yurt içi değil, yurt dışındaki uluslararası bilimsel organizasyonlardan tutalım da üniversitelere kadar her ay bunun bir taramasını yapıyoruz. Değişik job market web siteleri var. Bunlarda filtreleyip aramalar yapıp o yıl öğrencilerin de başvurabileceği bazı şeyler, gerçekten çok böyle zor olan ilanları koymuyoruz açıkçası. Gelişmiş olan ilanları koymuyoruz. Bu şekilde yurt içi ve yurt dışı iş ilanlarını takip ediyoruz. Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı staj programlarını takip ediyoruz. Dediğimiz gibi hedef kitlemiz burada sadece yeni mezun öğrenciler değil,
hali hazırda çalışan mitoloji mühendislerin de neler yapabilir şeklinde kafa yoruyoruz açıkçası. Onun dışında mitoloji mühendisi özellikle son yıllarda gerçekten gözde bir hali meslek haline geldi. Bunu da biz şöyle düşündük. Hani sadece kamusal alanda değildi. Farklı özel sektör alanlarını tutalım da uluslararası alanlara kadar çalışma alanları olduğunu gördük. Ve bunu mezunlarımızla ve çalışanlarla buluşturmak istiyoruz. Yani işte ECMF, WMO, UMFNAT, Barış Hocam'ın bahsettiği uluslararası kurumlarda artık böyle parmak sayısıyla sayılabilecek kadar Türk değil de daha fazla mitoloji mühendislerini nasıl orada çalıştırabiliriz, tanıştırabiliriz şeklinde düşünüyoruz. Umarım bu e-bülten hedef kitlesine ulaşıyordur ve ileri zamanlarda bunun meyvesini almaya başlarız. Çok teşekkürler Ercüment Bey. Yine büyük bir araştırma var arka planda. Bütün meslektaşlarım anlattıkça aslında arka planda nasıl bir çalışma olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Tabii sizin yaptığınız çok önemli. Söylediğiniz de çok değerli tabii ki. Bizim mesleğimiz gün geçtikçe popüler bir meslek olmaya başladı. Ve artık gerçekten yurt dışında ve yurt içinde çok sayıda iş ilanı açılıyor. Ve bunu bizim hepsini aynı anda takip etmemiz çok zor. Ve sizin gibi değerli insanlar bizler için bunu yapınca hem meslektaşlarımız için iş değiştirmek isteyen meslektaşlarımız ya da yeni işe girmek isteyen yeni mezunlarımız için çok önemli. Çünkü bizim yeni mezunlarımız artık çok kalifiye ve yurt dışında rahatlıkla çalışabilecek elemanlar. O yüzden çok rahatlıkla bu iş ilanlarından faydalanabilirler. Çok teşekkürler. Rica ederim. Lalehan Hanım, sizinle devam edelim mi sevgili Lalehan Çınar? Elbette Deniz Hocam. Her ay büyük bir emekle çıkarılıyor dergi. Gerçekten de bütün meslektaşlarım da dediği gibi gönüllülük esasına göre. Yani hiçbir maddi beklenti olmadan tamamen manevi bir ruh haliyle çıkarılıyor. Ve her ay edit ediliyor herkes tarafından. Editör yazısında yine her ay bir arkadaşımız, bir meslektaşımız içimizden biri yazıyor. Sadece bu ay farklı olarak gençlerimize yer verdik. Meteoroloji mühendisi öğrencileri bu ay yazdılar. Mayıs ayı için, 19 Mayıs olduğu için. Onun dışında bütün yazıları hep birlikte bir arada dayanışmayla çıkarıyoruz, yazıyoruz. Edit yapılması konusunda da yine yazım hataları, imla hataları, gözümüzden kaçan şeyler olabiliyor. Birbirimize bu konuda destek de veriyoruz. Yine de sürçülisan ettiysek bazı yazım hataları olduysa şimdiden affola. Ama tamamen mesleğimizi topluma faydalı bir şekilde sunabilmek için e-bülteni bu şekilde, bu gönüllülük esasıyla çıkarmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Sizin de emeğinize sağlık, ellerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz yer verdiğiniz için. Bu kadar ayrıntılı da düşünülüyor yani 19 Mayıs bayramında gençlerin ön planda olması, meslektaş olacağımız gençleri ön plana koymak. Bu gerçekten büyük bir düşünceli bir davranış. Bizim işte e-bültenimiz ve Meteoroloji Mühendisleri Odası böyle düşünceli insanlardan oluşuyorlar. Lalehan Hanım, gerçekten söylediğiniz çok önemli çünkü Türkçemiz çok değerli ve bizim de buna dikkat etmemiz gerekli gerçekten. Ve editörlük, arka planda olan bu editlik çalışması, editörlük çalışması da çok değerli o yüzden. Çok teşekkürler. Selma Hanım, sizinle devam edelim mi? Tabii ki. Ben e-bültenin çocuklar için meteoroloji bölümüyle ilgileniyorum. Her ay bir konu belirliyoruz. Bu konu dahilinde bu meteorolojik kavram veya meteorolojik olayları İlköğretim düzeyindeki çocuklara nasıl anlatabilirim? O kavramları biraz daha teknik kavramlardan arındırarak çocukların seviyesine indirecek şekilde anlatıyoruz. Ve onları çocukları uygun şekilde etkinliklerle de tamamlıyoruz, bütünlüyoruz. 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi bir takım daha önemli günlerimizde de çocuklara yönelik sayfalar hazırladık. Ve çocuklarımızın meteorolojiyle iç içe olmasını sağlıyoruz. Yani de o kavramları anlamasını sağlıyoruz. Çok teşekkürler. Sağlık, ellerinize sağlık.
Yaptığınız çok değerli. Çünkü çekirdekten yetiştirmek lazım meteoroloji mühendislerini. Öyle. Tanıştırmak lazım kavramlarla. Evet. Ya bu aslında sadece çocuklar için değil, bence lise öğrencileri, ortaokul öğrencileri için de çok faydalı olacaktır. Çünkü lise öğrencileri ve hatta liselerde üniversiteye hazırlanan öğrenciler de meteoroloji mühendisliğine de bilmiyorlar. Buradan yavaş yavaş öğrenmeye başlayabilirler sizin çabanız sayesinde. Evet, zaten ilköğretim derken ortaokul, ilkokul ve bazen de lise düzeyinde anlatmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Ayfer Hanım, sizinle devam edelim mi o zaman? Tabii Deniz Hanım. Ben de yani biz arkadaşlarımın da dediği gibi imece usulü bu işi götürüyoruz. Ve hepimiz bir ucundan tutuyoruz işin. Sosyal medyada olan okurlarımızın, daha doğrusu meslek dışı okurların özellikle bilgilenmesi adına yayınlanan kısa bilgilendirme notları, bunun yanı sıra yılbaşı, bayram gibi kutlamalar, bunları da biz havuzumuzda topluyoruz ve dergimizde bunlara da yer veriyoruz. Ve demin Ayşegül Hanım'ın bahsettiği gibi eğer okurlarımızdan bize yayın kuruluna ulaşmak isteyenler olursa herhangi bir konuda odamızın mail adresinden ulaşabilirler bize. Mail adresini de vereyim ben. bilgi@meteoroloji.org.tr. Buradan yayın kuruluna diye bir ibare koyarlarsa biz onları ne talep ediyorlarsa elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Dergimizde yer vermeye çalışacağız. Zeynep Hanım, çok teşekkürler. Gerçekten burada da arkada çok büyük bir emek olduğunu görülüyor. Ve o zaman şunu da ekleyelim mi? Meteoroloji ile ilgili merak ettikleri konuları da yazsınlar mı acaba Serap Hanım? Tabii, tabii. Aslında o çok çok önemli bir şey. Onları ne merak ediyorlarsa biz de onlara sosyal medyamızda, gerek sosyal medyamızda gerek dergimizde yer vererek toplumun bir şekilde bizim mesleğimizin hakkında bilgilendirmesini sağlamak isteriz. Amacımız da bu zaten. Çok teşekkürler Serap Hanım. Büyük bir emek var. Ve bir şey daha ilave edeyim. Sosyal medya hesaplarımızı lütfen takip etsinler. Gerek Twitter, gerek Facebook, gerek Instagram. YouTube. Hepsinden bunu rica ediyoruz. Evet, takip etsinler. Gerçekten de biz çok çabalıyoruz bunlar için. Görüyorsunuz neler yapılıyor arka planda ve siz de görüyorsunuz zaten emek var. Ve bu emek sadece sizler için, yani hiçbir şey karşılığında, büyük bir insan emeği var. Çok çok teşekkür ediyorum hepinizin ellerine, emeklerine sağlık. Zeki Hanım, sizden de neler yaptığınızı, nasıl bir emek harcadığınızı birazcık bahsetmenizi isteyebilir miyim acaba? Elbette Deniz Hocam. Biz bilimsel anlamda meslektaşlarımıza haber, bilgi, her türlü desteği sağlıyoruz ama kültürel ve sanatsal anlamda da her türlü gelişmelerden haberdar etmek için mesleğimizle ilgili belgesel, film ve kitap önerilerimiz var. Her ay düzenli olarak yayınladığımız. Mesela Mavi Misket, Afet Affetmez, Felsefe Notları, Bilgi Merkezlerinde Risk ve Kriz Yönetimi gibi meslektaşlarımız ve hocalarımız tarafından yazılan kitaplar, Balon Pilotları, Kusursuz Fırtına gibi mesleğimize direkt ilgili filmler, Buzun Peşinde, Selden Önce, Can Suyu gibi belgeseller daha önceki sayılarımızda yer verdiğimiz örnek önerilerimizden sadece birkaçı. Pandemi şartlarında evde daha fazla vakit geçirdiğimiz bu günlerde biraz olsun meslektaşlarımızı rahatlatabilmek amacıyla bu önerilerimize bir göz atıp dikkate alırlarsa meslektaşlarım, yayın kurulu olarak bizleri de mutlu ederler. Meslektaşlarım ayrıca sağlıcakla kalın ve bizleri takipte kalın diyorum. Teşekkürler. Yine çok büyük bir emek var arkada. Ben o zaman bu ayki önerilerinizi okuyayım. Film önerisi Dersu Uzala, belgesel önerisi Before the Flood ve kitap önerisi İklim Değişikliği ve Türkiye Denizleri Üzerine Etkileri. Climate Change and Its Effects on Turkish Seas diye İngilizce ismi ve editörler
Barış Salihoğlu, Bayram Öztürk. Çok teşekkürler, sizin de emeğinize sağlık. Teşekkürler. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bir de şunu ekleyebilir miyim? Bize fotoğraf gerekiyor dergimizin kapağı için. Eğer kendileri fotoğraf çeken varsa okurlarımızdan ve bize göndermek isterlerse yine bilgi@meteoroloji.org.tr adresinde gönderebilirler. Bir de e-bültenimize üye olmak isteyen meslektaşlarımız ya da okurlarımız varsa onlar da yine bilgi@meteoroloji.org.tr adresinden bizlere ulaşabilirler. Peki Serap Hanım, bu arka plandaki fotoğraflar ve edit yapılan grafikler nasıl hazırlanıyor acaba? Bu arka plandaki bir meslektaşımız var mı bu grafiklerle uğraşan? Tabii Fuat Bey var, meslektaşımız. Sağ olsun bütün bunları o edit fotoğrafları ve gerek dergi içindeki dizaynı hep kendisi hazırlıyor. Ve büyük bir uğraş veriyor bunun için. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizim için bayağı bir mesai harcıyor Fuat Bey. Sevgili Fuat Kurumam, kendisine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Tekrar görüşmek üzere. Hepinizin emeklerine sağlık. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.